Nasıl ya? Ne işiniz var sizin burada? Bence şu sizi bizi bırakalım artık. Yabancı değiliz. Şaka mı? Gülmüyorsun. Bakayım. Tamam, ateşin de yok. Yani misafir ağırlayacak kadar sağlıklısın. Ama ben de misafir sayılmam zaten. Güzel ev. Amerikan mutfak falan. Sempatik. Nasıl bir saygısızlık ya? Dingo'nun ağrı mı burası böyle elini kolunu sallaya sallaya nereye giriyorsun? Teknik olarak kardeşimin evindeyim diye düşünüyorum. Kağıt üzerinde yani. Hiç komik değil. Ben de hiç müsait değilim. Sorun yok, kısa keseceğim. Annenin son numarasını anlat, ziyaret bitsin. Ama sadece bana değil. Babama tek bir cümle söyleyeceksin. Annemle evlisin. İki kelime. Şovun bittiyse kapıya kadar alkışlayabilirim. Buyurun. Beni değil. Babamı kafeslemek için hayatının yalanını söyleyen anneni alkışlayacaksın sen. O kadın benim annem değil. Bu kadın mı? Senin annen değil. Gördün mü? Her yerdeyim ya. Her yerdeyim. Handan bak, şakası kalmadı artık bu işin. Ya gören tanıyacak. Ya zamana karşı yarışıyorsun artık. Bu saatten sonra çocukları saklaman imkansız. Bak, başkası söylemeden bir an önce kocana her şeyi itiraf etmek zorundasın. Gündar Bey. Ne dedin? Gündar Bey az önce yanımızdan geçti. Servet dur, dur. Alo? Handan ne oldu? Geç kaldım. Çok geç kaldım. Öğrenmiş. Her şeyi öğrenmiş. Çocukları öğrenmiş, eve gidiyor. Dündar çocuklara gidiyor. Şimdi baştan alalım. Anlamak için soruyorum gerçekten. Bir, iki, üç çocuklu annen babam çöpsüz üzüm olduğuna nasıl inandırdı ve bu nasıl bir manyaklık? Git babanla konuş. Ne annem ne oyunları. Kardeşlerimden başka hiçbir şey umurumda değil. Benim soracaklarım daha bitmedi. Ben senin hiçbir soruna cevap vermek zorunda değilim. Tamam. Benim yerime gazetecilere cevap vermek ister misin peki?